ilk defa yerel seçimlerde İstanbul'da yaşayan Bulgaristan kökenli Türkler ile ilgili bir açıklama geldi. O açıklamaya göre bu açıklamayı kim yaptı? Yani deklarasyonu 31 Mart 2024 yerel seçim deklarasyonu başlığıyla bir seçim bildirisi yayınladı Bultürk ve BGSAM adlı sivil toplum kuruluşları. Bu iki sivil toplum kuruluşu kısaca ne diyor? Ne şey yapıyorlar? Neye karar vermişler? Yani biz biliyorsunuz öteden beri İstanbul'daki seçimlere çok fazla şey yapma, İstanbul diyorum, Türkiye'deki iş politikaya çok fazla bulaşmak istemiyoruz. Yani şey değil. Batak'ta çok, yeterince debelenen var. Şey yok. Biz ancak bizi ilgilendirdiği kadarıyla işe bakıyoruz, olaya bakıyoruz. Olayları değerlendirmeye, yorumlamaya çalışıyoruz. Ha, bu bir bu deklarasyonda İstanbul'da 1 milyon Bulgaristan kökenli soydaş Türk'ün yaşadığı söyleniyor. 1 milyon. Yani İstanbul'un nüfusu işte hepinizin malumu. Bu 1 milyon çok ciddi bir rakam. İşte 13 binlerle, 800 binlerle seçimin gelip gittiğini de düşünürseniz bu 1 milyon daha çok şey kazanıyor, önem kazanıyor. Yani öbür tarafta başka şeye de gerek yok. Yani kaderini şeylerin siyasi uzantılarına bağlamışlara ehemmiyet arz edilirken bu taraftaki 1 milyon Bulgaristan kökenli soydaşı da göz ardı etmemek gerekiyor. Orada şöyle bakıyorum ben, yani önemli bir kısmı. Onlar diyor ki, ya da süratle ben size okuyayım bunların bildirilerini. Biz vazifemizi yerine getirmiş olalım. Bizler Bultürk ve BGSAM olarak kuruluş amaçlarımız doğrultusunda Bulgaristan'dan göçmüş soydaşlarımızın siyasi, kültürel ve sosyal konularda problemlerini çözme gayretinin yanı sıra duygu ve düşüncelerine tercüman olarak seslerini daha gür duyurmaya, dertlerine derman olmaya çalışan sivil toplum kuruluşlarıyız. Bu bildirinin temel amacı Bulgaristanlı soydaşlarımızın yaklaşan yerel seçimlerde seçmen olarak beklentilerinin bilinmesi konusunda özellikle siyasetin mekanizmalarında farkındalık yaratmaktır. Çünkü soydaşlarımızın varlıklarını sadece seçimlerde hatırlayan siyaset tellalı ve oy avcılarından, gerçekleşmeyen vaatlerden, karanfille gelen siyasilerin seçim ertesi günü buharlaşmalarından, kısacası soydaşlarımız artık bu siyasi tiyatrodan sıkılmışlar ve gerçek samimiyet beklemektedir. Karşılıksız oy deposu olarak görülmekten rahatsızdırlar. Ülkemizde sosyal hayattan ekonomiye, kültürden sanata ve benzeri her konuda sağladıkları katma değere karşın siyasette ve karar mekanizmalarında kendilerini temsil eden soydaş yetkilileri görme arzu ve talepleri vardır. Bu nedenle İstanbul'daki nüfusu 1 milyonu aşan Bulgaristan Türk'üne rağmen neredeyse her seçimde aday belirlemelerinde soydaşlarımızın görmezden gelinmesi sandığa ilgiyi her geçen gün azaltmaktadır. Oysa vatan sevdası şüphesiz, sadakati tartışılmaz, çalışkanlığı örnek olan, Balkanların Türkleşmesinde, İslam'ın yayılmasında hep ön saflarda olan Bulgaristan Türkleri artık siyasette bir oydan daha fazlası olduklarının bilincinde ve sorumluluğundadırlar. Seçimlerle ilgili yaptığımız istişare toplantılarımızda son yıllardaki jeopolitik hareketlilikler, mülteci göçleri, siyasetin merkezileşmesi, siyasetteki güç zehirlenmeleri ele alınmış ve soydaşlarımızda oluşan genel kanaatin Bulgaristan göçmenlerinin siyasetin dışına itildikleri kanaati dile getirilmiştir. Ayrıca her kim seçim sonunda koltuğuna oturmuşsa, güç zehirlenmesine tutulduğu, halkı politikanın pasif seyircisi olarak gördüğü, makamları rant ve çıkar odağı olarak düşündüğü, toplumsal hassasiyetleri iç politika ve kendi istikballeri için suistimal ettikleri, zenginleşip halktan uzaklaşırken vatandaşa kanaatkar ve itaatkar olmayı tavsiye ettikleri konularında duygu ve düşünceler paylaşıldı. Dünya standartlarında demokrasiyle yönetilmeyi hak ve talep eden halkın bu beklentisine rağmen çoğu zaman göstermelik ziyaretler haricinde
gerçek veri ve analizlerle değerlendirilmeden maalesef STK'lara istişare bile edilmeden kararlar alınmaktadır. Sonuçta alttan kopan siyaset kapsayıcı politikalar üretmekten ziyade belli kesimlerin menfaatine sömürücü politika uygulamalarıyla seçmenden iyice uzaklaşmaktadır. Zirve artık sessiz duruma gelmiş, halkla teması kesilmiştir. Halkın sesi yukarılara ulaşamamaktadır. Tutarsız politikalar başarısızlıklara ve seçim kaybına sebep olmaktadır. Gerçekten ziyade algıya sığınan siyaset dünyası halkın gerçeklerinden sandıklara gömülmeye mahkum kalacaktır. Bulgaristan Türkleri siyaseti ve uygulanan politikaları hassasiyetle takip etmektedir. İstişarelerimizde bundan böyle soydaşlarımızın kendilerini yok sayan, sorunlar ve taleplerine dikkate almayan, istişare etmeyenlerle işbirliği yapmayacağını, partiye değil kişiye oy konusunda tercihler kullanacağı kararını almışlardır. Partilere değil kişiye oy kullanılması kullanılacağı şeklinde karar almışlar. Bulgaristanlı soydaşlarımız genel karakter olarak fanatik parti seçmeni olmamışlardır. STK'ların araştırma, analiz ve aydınlatmaları ışığında tercihlerini kullanmışlardır. 31 Mart 2024 seçimlerinde siyasetin kendilerinin pasif bir seçmen, bir müşteri gibi değil bir partner olarak görülmesini arzu etmektedir. Artık bize dayatılan sorunlarımızı bilmeyen adaylar değil, bizden birinin temsil etmesinde özellikle kararlıyız demektir. Bu nedenle Bulgaristan Türkleri camiasını yok sayan, gurbetçi muamelesi yapan ya da çantada keklik görerek çözümü, vaadi ve işbirliği olmayan siyasetçilere hak ettikleri dersin sandıkta verileceğinden kimsenin şüphesinin olmamasını istiyoruz. Yukarıda izah ettiğimiz nedenlerle yerel seçimlerde Bultürk, BGSAM ve kanaat önderi soydaşlarımızla işbirliğiyle ortak anlayış içerisinde olan adayların seçimi kazanmaları için gereken her türlü destek ve yardım yapılacağı konusunda oy birliğiyle karar alınmıştır. Saygılarımız da kamuoyuna duyurulur. Bultürk ve BGSAM. Evet, Bulgaristan kökenli soydaşlarımızın da talepleri bunlar.